Süper Lig Panorama'ya hoş geldiniz Bolacılar. Bugün Alp Pehlivan'la birlikte gündemi değerlendireceğiz. Hocam, ben ve yeni sesim. Şimdi bence ama alıcılarınızın ayarlarıyla oynamayın. Evet, karşınızdaki Ceylan. Çok sizin laf edeceğinizi tahmin ederek, siz daha etmeden kendim ben bu şeyimi paylaşayım dedim Bolacılar'la. Sen de en ufak bir hastalık oldu mu? Biz hepimiz ekip olarak biliyorsun ne kadar üzüldü, perişan oluyoruz onun için. Bir tane kraliçemiz var. Estağfurullah onun için, hocam. Sağ olun. Ne diyelim? Allah sağlık olsun. Ya bu bahar ayları gerçekten ya bak çok enteresan. Ama iki hafta direndin. Aynen. Maç Kolik'te programa gittiğimde orada arkadaşlar şeyi sordular. İşte böyle iki soru soruyorlar. İşte yani birini seçiyorsun. Ondan sonra yani daha doğrusu bir seçenek sunuyorlar sana. İlkbahar mı sonbahar mı dedi. Dedim ki ben buna cevap veremem. Kış. Benim için bahar ayı tam hastalık havasıdır. O yüzden ben hiç sevmem bahar ayını dedim. Evet. Ve hafta içi hastalandım. Sonra da kendime bir maşallah dedim. Evet. 3 gün önce. Ya ben mümkünse sakın bana öyle de, maşallah hocam, falan diyorum. Bırak beni akışıma gideyim ya. Gerçekten bu arada yani geçen hafta da sen böyle biraz işte bitki çayı şamanı takviye yaptın hocam. Aynen. Çağırmıyorum hastalığı dedin. Bayağı bir direndin ama işte antibiyotiksiz olmayacak. Pozitif mesajlar da bir yere kadar bir noktada olsa antibiyotik lazım oluyor. Hocam yani şimdi tabii bu hafta ağırlıklı derbi konuşacağız. Galatasaray Beşiktaş maçına. Hakem Bülent Yıldırım'a mı konuşacağız? Oynanan oyunu mu? Mesela Şenol Güneş'in tercihleri çok tartışılıyor. Hı hı. Yani neden Şenol Hoca böyle bir şey denedi? Hani kimler var kadroda? Neden onlar 11'de yoktu? Hani ben şimdi çok açık ve şey şekilde sormak istemiyorum. Çünkü siz zaten dolduracaksınız altını. Estağfurullah. Bir yandan tabii Türk Telekom'da seyirci rekoru kırıldı. O muhteşem. Taraftarı tebrik etmek lazım. Gerçekten hakikaten çok güzeldi. Kırmızı giyinmişti. Kulübün çağrısına uyulmuştu. Biraz daha devam edersen ben öksürücüm hocam. Yok, ben zaten o yüzden topu aldım şöyle bir çevireyim dedim. Yani dediğin gibi derbinin bakacak penceresi çok fazla. Ama biz önce istersen sonundan başlayalım. Şenol Hoca'dan başlayalım, kaybeden taraftan başlayalım. Nedenlerini, niçinlerini kendimizi yorumlamaya çalışalım. Şimdi bir kere seninle şu konuda bir anlaşalım. Beşiktaş mutlaka kazanmak zorunda mıydı? Aynen. Evet. Neden zorundaydı? Galatasaray'ın üstüne çıkacaktı. Ondan sonra da liderler arasındaki puan farkını indirecekti. 62 olacaktı 63, 1 puana. Ve kendi kalan maçlarını kazandıktan sonra Galatasaray-Başakşehir karşılaşmasındaki Galatasaray galibiyeti ve beraberlik Beşiktaş'ın şampiyonluğu anlamına gelecekti. Yani bu da işin meali ve özü şu oluyor. Kazanmak zorunda olduğum bir karşılaşmaya Alp Pehlivan olarak acizane şunu sorarım. Nasıl bu orta saha üçlüsüyle Atiba, Dorukhan, Necip üçlüsüyle çıkarsın diye hemen herkesin dillendirdiği klasik bir soruyu soracağım. Evet, nasıl çıkarsın? Daha evet, medenin yokluğunda mutlaka birisini kullanacaksın orada. Ama bence Beşiktaş'ın bu derbide sistemi Adriano, önünde Caner çok daha etkili olurdu. Yani oradan o kanattan Mariano ve Feghouli'yi püskürtmek dediğimiz geriye itmek anlamında çok etkili bir önlü arkalı oynayan bir ikili olurlardı. Gibi birçok alternatifler veya bir Güven veya Okan oyun içinde hocam B planınız nedir sizin? Yani maç sonu açıklaması hocanın önce durdurmak. Evet tamam önce durdurmak. Evet senin de söylediğin gibi o atmosferde 52 bin kişinin baskısı takımın Galatasaray'ın önde baskı yapacağı gayet aleni bir şekilde ortada biliniyordu. Ama sen bunda başarısız olursan B planın neydi? Oyun içinde bir rotasyonun var mıydı pozisyon olarak veya oyuna birisini dahil edip farklı bir sisteme mi dönecektin? Yok. Ama ilk yarıda da aslında hocaya sinyaller geldi. İlk yarıda Galatasaray, iyi başlayan Galatasaray şöyle bir 10-15. Dakikadan sonra bir ara bir sendeledi, bayağı sendeledi. Neden sendeledi? Çünkü önde çok iyi ve kaliteli baskı yapan Beşiktaş, Galatasaray'ın birinci bölgeden ikinci ve üçüncü bölgeye topu pas oyunuyla çıkarmasını bir hayli engelledi. Mustera bir hata yaptı, Lens gol yapabilirdi. Hı hı. Fernando bir hata yaptı, Atiba gol yapabilirdi. Yani savunmada baskıya kaliteli pas oyunuyla cevap verip o baskıyı kırmakta çok zorlanan bir Galatasaray vardı. İşte fırsat bu fırsattı. Beşiktaş bunu değerlendirmeliydi. O dönemde golü bulmalıydı. Ama gel gelelim hocanın B planını devreye soktuğunu, kafasındaki B planının ne olduğunu bile anlayamadığımız bir derbi oldu. Bülent Hoca'ya gelince de Bülent Hoca da bana göre maçı yönetmedi. Sadece idare etti.
Ve idare edebildi mi peki? İşte orada da zaten başarılı olup olmadığı tartışılır. Ben her ne kadar açıklamalarında kazanan taraf oldukları için Galatasaray hakem konusunda işte beğendik, iyiydi dediyse de özellikle Abdurrahim Albayrak hemen maçtan sonra yaptı. Bu maç berabere bitseydi eminim çok farklı şeyler söylerler. Veya mağlubiyetle bitseydi farklı şeyler söylerlerdi. Neticede hakem kalitemiz en tecrübelerimizden olan Bülent Hoca ile bile ne kadar alt seviyelerde olduğunu bir kere daha hocam, gözlemledik. Hocam şu taç pozisyonu sizce neydi? Caner mi? Ben inan, yani sen biliyorsun Mariano. Yani TRT'de bizim imkanlarımız çok fazla ve kendi özetini ham kayıt üzerinden 90 dakika üzerinden istediğimiz görüntüleri alıp özet hazırladığımız için kalan görüntülerden de faydalanma şansımız oluyor. İnan Ceylan birçok açısından baktım ama çarpıyor da diyemiyorum, çarpmıyor da diyemiyorum. Ama fikrimi sorarsan bana çok çarpıyormuş gibi gelmedi açıkçası. Sanki bacakların arasından teğet geçmiş gibi. Ama zaten asıl Beşiktaş'ın sıkıntısı ondan sonra başladı. Yani bir taç pozisyonuna bağlamamak gerekiyor. Taç pozisyonunda bakıyorsun, Atiba nerede? Rakip ceza sahasında. Gol olduğu anda Atiba kendi kalesinde gol çizgisine en yakın oyuncu. Karius'tan daha yakın bir oyuncu konumundaydı. Yani Atiba'nın gayretinden başka bir gayret görmedim orada. İkinci gole ne diyorsun? Böyle bir şey olur mu? Adıyan oyununa giriyor. Oyuna evet. Giren oyunculara teknik adamlar işte Ceylan'a söyle işte sağ kanada geçsin. Aslında pozisyonsuz yani tabii, yani bir iki şey tane ortada. Böyle hiçbir şey yok yani ağır çekimde biz yayında pozisyon buldu ve tabii dondurduk. Taç atılırken dondurduk ve Beşiktaşlı 4 tane oyuncunun kafası Adriano'da. Seni beklemek zorunda değil. Ve Galatasaray orada akılcı bir taş, çabuk bir taş, tık pozisyon Fernando golü yaptı ve maçın fişini çekti. Sonra Galatasaray şunu söyleyebilirim. Galatasaray minimum performansla maksimum puanı cebine koydu. Bu kadar kolay bir Beşiktaş derbisi uzun zamandır oynamamıştır. Peki, şampiyon Başakşehir diyordunuz. Şu anda şampiyon. Ben hala Başakşehir'in şansının yüksek olduğunu düşünüyorum. Hı. Halen öyle düşünüyorum. Aslında burada tabii şimdi Beşiktaş'tan başladık. Hakemden devam ettik. Şimdi geldik Galatasaray'a. Ben Fatih Hoca'nın acilen şikayet edilmesini düşünüyorum. Fatih Hoca şikayet edilmeli. Yani artık bunu hak ettiğini düşünüyorum. Bu davranışlarıyla kesinlikle Fatih Hoca rekabet üst kuruluna şikayet edilmeli. Yani bu nedir? Geliyorsun, herkesin ağzına bir parmak bal çalıyorsun. Sezon sonunda hop herkesin elinden alıyorsun şampiyonluğu. Olmuyor insanlar. Öyle bir anda bir hevesleniyor. Gerçekten huzursuz. Haksız rekabet var burada. Yani tecrübesini gerçekten de Galatasaray Kulübü'nde çok fazlasıyla hissediyor, yani hissettiriyor. Zaten haftalardır hep ne diyorduk burada konuşmalarımızda? Sen, ben, Evren ve Voley'nin birçok yorumcusu. Ya son haftalara girildiği zaman Fatih Hoca yine yapacağını yapar. İşte ben de diyorum ki bu da haksız rekabet. Yani burada klasını çok fazlasıyla konuşturuyor. Yani kenar yönetim olarak, ne diyelim artık adına kaos mu dersiniz, ne diyeyim, o yönetim olarak çok başarılı olduğunu düşünüyorum. Yayıncı kuruluşu, yani hoca gömdü maç öncesinde. Yayıncı kuruluşu imha etti ya, yazık. Şey, ödüllerden dolayı diyorsunuz. Ya çocuk mikrofonu uzattı. Ben de orada işte yayına gireceğim. Notlarımı alıyorum. Bir kulağımda işte yayıncı kuruluşta hani oradan maç önü işte sıkıntılar varsa alayım yayına gireyim diye bakıyorum. Hocaya mikrofonu uzattı. Ne diyorsunuz? İşte oyuncuları dedi motive etmekte biraz zorlandım ama dedi bana söz verdiler dedi. Bundan sonra dedi ödül almak için dedi çok uğraşacaklar. Daha çok çalışacaklar. Yani hoca bir şey buluyor. Hoca motive etmek için bir şeyler buluyor. Bu birçok Galatasaray'la olmayan Beşiktaş, Fenerbahçe, Trabzonspor adını ne dersen de taraftarlara itici gelmesini de çok doğal karşılıyorum. Ya yine bak hiç yoktan bir malzeme. Ama oyuncuyu motive ediyor. Bu da bir sanat. Bu da bir altın bilezik aslında hocanın elinde. Bu da bir sanat. Bunu herkes beceremez. Belki de becerdiği için bizler diyoruz ki bak son düzlüğe girdi yine yarışı aldı götürüyor. Haksız rekabet, rekabet üst kurumuna şikayet edelim diyoruz. Belki de bunu çok iyi yapıyor. Oyunu kurallarına göre belki de iyi oynuyor. Ama yine de Başakşehir'in şansını hala daha yok. Ben Başakşehir'in şunu söylüyorum. Yani Başakşehir evet 10 yani şu 8 haftada 12 puanlık bir puan kaybı çok kabul edilir bir kayıp değil Başakşehir adına ama Başakşehir'in bir şeyini unutuyoruz. Ya Başakşehir arenada TT Arena'da kazanırsa ne olacak? Hadi bana söyle. Şampiyonluğa giden yolda oyuncu kalitesi çok önemli. Şampiyonluğa giden yolda yönetim kalitesi çok önemli. Şampiyonluğa giden yolda seyircinin desteği,
seyircinin o itici gücü çok önemli. Hocam işte ama seyirci olmadan şampiyonluk gerçekten hani... Çok zor. Yani şu son birkaç sezonda belki bir de taraftar desteği olsaydı Başakşehir'in belki farklı, çok daha farklı, farklı bir şey konuşuyor olacaktık. Tüm bunları sayarken en son ilave edeceğim de şu. Teknik adamınız çok iyi olmalı. Teknik direktör benim için kelime anlamı en başta organizatördür. Her şeyi organize eder. Sağ içini organize eder. Sağ kenarını organize eder. Tribünleri organize eder. Yönetimi organize eder. Basını organize eder. Fatih Hoca takımını organize ediyor mu? Bence çok başarılı bir şekilde. Fatih Hoca yönetimini organize ediyor mu? Çok başarılı bir şekilde. Fatih Hoca bu antrenmanı 40 bin kişi geliyorsa seyirciyi de iyi organize ediyor demektir. Şimdi ben bunları söylediğim zaman biliyorum. Belki birçok voley izleyicisi bizim bu paylaşımın videonun altına Fatih Hoca yalakası yazabilir bana. Ama ben işin realitesine bakıyorum. Estağfurullah. Dönüyorum diyorum ki benim canım arkadaşım Abdullah Hoca takımı iyi organize edebildi mi? Son döneme kadar evet. Ama şu anda görüyoruz ki geçen haftalardan itibaren başlayan bir kırılma var. Ve artık bireysel performanslarını oyuncuların hiç ağzını almayan Abdullah Avcı bireysel performanslarından şikayet etmeye başlıyor. Kimin bireysel performansından şikayet ediyor? Savunmanın. Kimin bu sezonu ve birçok sezonu domine eden Visca'nın son haftalardaki bireysel performansından şikayet ediyor. Kimin transfer ettiği büyük beklentiler beklediği Robinho'nun, Elia'nın, İrfan Can'ın bunların performansından isim olarak söylemiyor ama bireysel performans dediği zaman ben ve 11'i sayarım alınan alınır üstüne. Bunu iyi organize edemedi son dönemlerde. Şenol Hoca'ya bakıyorsunuz çok uzun zamandır bir kere Şenol Hoca basını iyi organize edemedi. Şenol Hoca milli takımla göreve başlayacağı mukavelesi açıklandıktan sonra Şenol Hoca bence basınla olan ilişkilerini daha ılımlı bir havaya çekti. Bak maç sonu açıklamalarından belki rahatsız olan Beşiktaşlılar vardır. Çok ılımlı gördü mesela. Yayıncı kuruluşa verdiği röportajla sonrasında basın toplantısındaki röportajların şiddeti arasında fark var. Çünkü orada verdiği röportajdan sonra medyada hemen tık 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 başladı. Ben de gördüm. Ya niye bu kadar yumuşak diye. Sonra hoca içeriye girdi. İşte Bülent Yıldırım hakkında biraz daha sert açıklamalar. Çünkü nedir? Artık milli takım teknik direktörlüğü kostümünü, kıyafetini giydi. O ona oturdu. O zaman Fenerbahçe'si, Beşiktaş'ı, Trabzonspor, Galatasaray'ı herkesle ilişkilerini mutlaka iyi seviyeye çekti. Evet. Doğal mıdır? Doğaldır. Onun için de çok fazla bir şey söyleyemiyorum. Derbi için söyleyeceklerim bunlardan ibaret. Peki hocam.